Merhaba arkadaşlar. Bu hafta İSEM yayınlarının denemesiyle birlikteyiz. Birinci sorudan başlayalım. Yukarıda bazı rakamları yazılmayan bir tişörtün etiket fiyatı verilmiştir. Bu tişörtün fiyatının TL cinsinden çözümlenmiş hali bu şekilde verilmiş. Bunun karşılığı ne olacaktır? 100, şurası için düşünürsek, burası için 40, burası için baktığımızda 4. 144 virgül. Normalde 0 çarpı şu arada ne var arkadaşlar? Baktığımız zaman 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 var. 0 virgül 6 şeklinde rahatça söyleyebileceğiz. Bu durumda ne olacaktır? Bu durumda ne olacaktır? Benim gömleğimin fiyatı buymuş. Yazılmayanlara baktığımızda şura ve şurası var. Yani burası bir kutucuk. Burası da diğer kutucuk. Benim yazılmayan ifadelerim 4 ve 0 olacaktır. Yazılmayan rakamlardan biri taban, diğeri üs olarak alındığında yani ya 4 üzeri 0'dır ya da 0 üzeri 4'tür. Üslü ifadelerin değerleri toplamı kaçtır diyor. 4'ün bir sayının 0. kuvveti 1'dir. 0'ın da 0 harici tüm kuvvetleri ne olacaktır? 0 olacağından cevabımız 1'dir. Önceliğimiz şu sayıyı çözümlemek, çözümlenmiş halini şu şekilde yazmak. Eşleştirdiğimizde şu iki tane kare ifadenin olmadığını gördük. Birinin 4, diğerinin 0 temsil ettiğini bakacağız. Daha sonra da tek tek oluşabilecek üslü ifadelere baktık. En sonunda da ne yaptık? Elde ettiklerimizi toplamış olduk. İkinci soruya baktığımızda aşağıda üzerlerinde birer doğal sayı yazan 6 bilyenin 5 tanesinin üzerindeki sayılar gösterilmiştir. Mavi bilyenin üzerinde yazan sayı diğer bilyelerin üzerinde yazan sayılar ile aralarında asal ve iki asal çarpanı olan iki basamaklı bir sayıdır. En çok kaçtır diyor. O zaman sayılarımızı tek tek çözümleyelim. 99'a baktığımızda nedir? 9 çarpı 11. Yani 3'ün karesi çarpı 11 dedik. 45'e baktığımızda 9 çarpı 5'tir. Yani 3'ün karesi çarpı 5 oldu. 25 zaten 5'in karesi. 77. 7 çarpı 11. 47 de zaten kendinden asal. Baktığımız zaman asal çarpanları şöyle baktığımız zaman demek ki mavinin içinde şöyle tek tek işaretleyelim. Mavinin içinde 3, 11, 5, 7 ve 47 olmayacak. En çokuna bakacağız. Mavinin içindeki sayılara bakarsak buna 2 çarpı 26 diyebiliriz. Yani 2'nin karesi çarpı 13 dediğimiz zaman olabilir. Burası 4 çarpı 17'dir. Yani 2'nin karesi çarpı 17. Bu sayı da olabilir. İstediğimiz şartları düşündüğümüzde. Buraya baktığımızda 32 çarpı 3'tür. 2 üzeri 5 çarpı 3'ten. Bu zaten sayı olarak olmaz. Çünkü 3 var. Buraya baktığımız zaman 4 çarpı 23'tür. Yani 2'nin karesi çarpı 23. Bu da olabilir. Bana en çoku soruyor. 2'de 23'te sayılarımın arasında yok. Cevabımız 92 olsun. Önceliğimiz ne olacaktır? Sayılarımızı verilen ifadeleri tek tek asal çarpanlarına ayırdık. Nedir? Mavinin içinde 3, 11, 5, 7 ve 47'nin içermemesi gerekiyor. Yani şıkları 96 yerine 94 yazsaydı 2 çarpı 47 olacaktı. Bu da istediğimi vermeyecekti dolaylı olarak. Bu durumda ne yaptık? Sayılarımızı tek tek şıklarımızı çözümledik. En uygun, en çok dediği için ne yaptık? 92'yi işaretlemiş olduk. 3'e baktığımızda görselde uzunlukları verilen kalemlerin uzunlukları toplamının santimetre cinsinden yani 2 üzeri eksi 2 artı 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. Zaten bu 1 bölü 4'tür.
2 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 2'nin karesidir. Burası da 1 bölü 8'dir. 2 ile genişletirsek 3 bölü 8. Onun kuvvetini tamamlamaya çalışalım. 8'de 125'i çarptığımızda ne olacaktır? Şöyle yazalım. 375 bölü 1000, yani 375 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Bizden ne istiyor ama? Bilimsel gösterim istiyor. Buradan 1, 2, 0 sola geliyorsak burayı 2 arttırırız. Yani 3,75 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacaktır. Sorumuza dikkat ettik. Sorumuza dikkat edeceğiz. 10 üzeri eksi 1 tabi burada metredir. Santimetreye çevirmemiz için burayı 100 ile çarptık. Şöyle çarptığımızda da 3,75 çarpı 10 üzeri 1 C şıkkındaki gibi olacaktır. Benim ilk bulduğum sonuç metre. Çarptığımız zaman da artık bize neye göre istiyor? Santimetre cinsinden istiyor. Normal çözümledik, topladık. 3 bölü 8 ifadesi nedir? 125'e çarptığımızda onun kuvveti gelecektir. Burayı metreye göre yazmıştım. Metreye göre bilimsel gösterim. Bununla çarptığımızda da santimetreye göre bilimsel gösterimi elde edeceğiz. Şarjının tam dolu olan aşağıdaki tabletin pil ömrü uyku modunda bu kadarmış. Yani %100'de 10 üzeri 8 saliseymiş. Bana diyor ki %80'i kullanıldığında, yani %80'i kullanıldığında ne kadar kalacak? %20'si kalacaktır. Ne kadar diyor? Açık kalabilecek. Dikkat ederseniz 5'te 1'i. 5'te 1'de ne olacak? 10 üzeri 8 bölüm 5. Direkt de onu 5'e bölüp 2 üzeri 8 gibi bir hataya düşmeyeceğiz. 10 üzeri 8'i parçalarsak 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 7 bölüm 5. Onu 5'e bölersek 2 çarpı 10 üzeri 7 olacaktır. Zaten kendisi bilimsel gösterim. Basit düşüneceğiz. %80'i kullanılırsa %20 kalır. Burada orantılarsak 5'te 1'i. 5'te 1'i de 10 üzeri 8 bölü 5 olacaktır. 5'i sadeleştirmem için şu 10 ifadesinin kuvvetini parçaladık. Buradan 2 çarpı 10 üzeri 7 zaten bilimsel gösterim hali de bu şekilde direkt oluşmuş olur. Diğer soruya geçtiğimizde yarıçapı R olan çemberin çevresi 2 pi R'dir. Pi'yi de 3 al diyor. Yani mantık olarak çevre 6 R'dir. Bana diyor ki dairenin çevresi karton eş bölmelere ayrılmış 10 santimetrelik bir cetvel verilmiştir. Dairenin çevresi diyor. 216 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre. Tabii ki santimetreye çevireceğiz. Çarpı 100 eşittir 6 çarpı R olacaktır. Burası onun karesi olduğu için burası 10 üzeri eksi 1. 6'ya böldük. 36 çarp 36 bölü 10 yarıçapımız oldu. Yani yarıçapımız nedir? 3,6. Tamamı kalya uzunluğu ne olacaktır? 7,2 olacaktır. Şimdi cetveli buraya yazdık. Cetvelin bu kısmı nereye geliyormuş? 2'ye geliyor. Kale doğru parçası K noktası 2'ye karşılık gelecek şekilde cetvelin kenarıyla çakıştırıldığında 7,2 eklersek 2 artı 7,2 9,2 olacaktır. Demek ki bizim L 9 ile 10 arasına gelecek. Soru zor bir soru değil. İşleme dikkat edeceğiz. Nedir? Pi'yi 3 alırsak demek ki benim çevre mantığım çemberde bu olacak. Burada da 216 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre diyor. Yani bir daha 100 ile çarptık. Santimetreye çevirdik. 30,
çarpılı 6 bölü 10. Yani 3,6 KL'miz. 2 ile de çarptığımızda sonuçta KL nedir aslında? Çaptır. Bu durumda ne olacak? 7,2. Soruda detaya dikkat edeceğiz. K noktası 2'ye karşılık şekilde oturtuluyor. Yani K noktası şurası. 7,2'de şurasına denk gelecek ile, yani 9 ile 10 olsun. 6'ya baktığımızda kare şeklindeki sarı ve mavi kağıtların birer köşeleri birer kenarları şekildeki gibi çakıştırılmıştır. Sarı karenin alanı 20 santimetre karedir. O zaman ben bunu karekök alırsam bir kenarını bulmuş olurum. Kök 20 nedir? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5. Tamamı 16 ise burası ne olacaktır? 16 eksi 2 kök 5 de mavinin bir kenarı olacaktır. Bana diyor ki mavi karenin bir kenar uzunluğu ile sarı karenin bir kenar uzunluğu arasındaki fark. Yani 16 eksi 2 kök 5'ten 2 kök 5'e çıkar diyor. Ne olacaktır? 16 eksi 4 kök 5. Kök 5'in yaklaşık değeriyle uğraşmayın. Ne yapalım? Pratik olsun. 4'ü içeri atarsak. 4'ü içeri atarsak ne olacaktır? 16 olarak girer. Eksi 16 çarpı 5'ten kök 80. Zaten 81'den dolayı 9 ile 8 arasındadır. Yani 8 virgül küsur hatta diyebilirsiniz. Çıkarırsak 16'dan 8'i çıkarırsam 8. 9'u çıkarırsam 16'dan 7. Demek ki ne ile ne arasında? 7 ile 8 arasında oldu. Karenin alanı sarının kök 20, 20 verdiğine göre bir kenarı da şöyle yazarsak kök 20'dir. 2 kök 5 maviyi de bulduk. Aralarındaki farkı aldık. 4 kök 5. Kök 5'in yaklaşık değerinin 2 virgül küsur hatta diyebilirsiniz. Ama daha sağlıklı olması için 4'ü içeri attım. 16 çarpı 5'ten kök 80'i değerlendirdim. 2 karesel sayı arasında düşündük. 8 ve 9'dan 7 ile 8'i düşündük. Bir 8'i bir de 9'u çıkarttığımızda da zaten sayının aralığı gelmiş olur. 7'de ne diyor? Mine alanı 4 üzeri 18 birim kare olan kare şeklindeki kartonun keserek 4 eş dikdörtgensel bölgeye ayrılıyor. O zaman üssü 2'ye böldüğümüzde bir kenarı neymiş? 4 üzeri 9. Şöyle yapalım. 4 üzeri 9'muş. 4 tane eş parçaya bölünüyorsa şuraları tekrar 4 üzeri 9'u 4'e böldüğümüzde ne olacaktır? 4 üzeri 8 olur. Yani bölelim. 4 üzeri 1'den 4 üzeri 8. Her bir parça neymiş? Burada 4 üzeri 8. Bana diyor ki şekil 2'deki üçgen, yani şu uzunluğu soruyor taban. Burası 4 üzeri 9. Burası 4 üzeri 8. 4 üzeri 9. 4 üzeri 8. Topladığımızda ne olacaktır? 1, 2 tane 4 üzeri 9. Topladığımızda 2 tane 4 üzeri 8 olacaktır. Düzenleyelim 2'nin kuvveti olarak. 2 üzeri 18 çarptığımızda 2 üzeri 19. Buraya baktığımızda 2 üzeri 16'dır. Çarptığımızda 2 üzeri 17'dir. Tabii bu sonuç yok. Sonuç yoksa nasıl elde edeceğiz? 19'u 17'ye göre yazarsak 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 17. 2 üzeri 17'dir. Burası 4. 4 tane 2 üzeri 17. Bir tane daha ne olacaktır? 5 tane 2 üzeri 17'yi elde edeceğiz. Sorumuzu basit yaklaşacağız. Alanı 4 üzeri 18 ise 2'ye bölün. 2 eksiltmeyin. Çünkü ben buraya x dersem, buraya da x dersem x kare eşittir 4 üzeri 18'dir. 2'ye bölmüş olacağız. 2 çıkarıp hani 4 üzeri 16 gibi düşünenler olabilir. Buna dikkat edin. Burada da 4 eşit parçaya böldüğümüz için 4'e böldüm. Üstünü 1 almış, çıkarmış oldum. Şu toplamda en son kalıyor. İfademize dikkat edeceğiz. Kenar uzunluğu A olan karenin alanı A kare olarak hesaplanır diyorum.
kendimiz edeceğiz ama fark etmez. Karenin ne diyor? Aynı renk olan alanları toplamı sayısal değeri alt kutucukta yazılıyor. Yazalım. Bura 9. Bura 27 karesini alırsak toplarsak 36. Buranın 16. Buranın 48. Toplarsak 64. Buranın karesi 20. Buranın karesi 80. Toplarsak 100. Bura 16. Bura 25. Toplarsak 41. ABCD'den hangisi tam karesayı D'dir diyor. D olacaktır. Tek tek karelerini alırsak topladığımızda şu sonuçları elde ediyoruz. Kare nedir bizim için? Tam karesayı olmayandan D olacaktır. 9'a baktığımızda kenar uzunluğu 60 cm. Mavi kare karton ile kenar uzunluğu 84 cm turuncu kare karton aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Bir parçalanma var. Sanki ebuba gidiyor. Bakalım iki karton kenar uzunluğu santimetre türünden tam sayı olan eşit ve en büyük. O zaman ebuba gittik. Ebob 60 ile 84'ü bir düşünelim. 60 ile 84'ün ebobunu aldığımızda ne olacaktır? Bu 12 çarpı 5'tir. 12 çarpı 7'dir. Ebobumuz 12. Demek ki bir karenin kenarı 12. Bu karelerden kaç tane oluşturduğumuza bakalım. Alandan gittik. 84 çarpı 84 bölü 12 çarpı 12'den 7. Şöyle sadeleştirsek 7. Şöyle sadeleştirsek 7. Demek ki 49 adet burada var. Buraya baktığımızda 60 çarpı 60 bölü 12 çarpı 12'den bahsediyoruz. Sadeleştirdik 5. Sadeleştirdik 5. Demek ki 25 adet de burada var. Her karesel bölge makas yardımıyla kesilerek kartlar elde ediliyor. Kartlar 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılıyor. Toplam 25 artı 49'dan 74 adet kartımız vardır. Yani otomatikman en büyük kartımız ne olacaktır? 74 olacaktır. Sorunun asıl numarası santimetre cinsinden tam sayı ve eşit uzunlukta dediği için bana ne istiyor aslında? Ebaba git diyor. Ben şu cümleden ebaba anlayıp 12'yi bulduk. Adet sayısı nedir? Şimdi şuradaki adet sayısı da alandan bulacağız. Lütfen 7, 5 daha 12 deyip soruyu yönlendirmeyeceğiz. İfadeye dikkat edeceğiz. 10. soruya baktığımızda aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin içine yazılan sayılara uygulanan işlemler tanımlanmıştır. Kare içine yazılanın kök 8 katı yani 2 kök 2 kök 27 katı yani 9 çarpı 3 4 çarpı 2 nedir? 3 kök 3 şeklinde söyledik. A şeklini elde edelim. 2 çarpı kare için yazdığımız için 2 kök 2 artı 3 çarpı 3 kök 3 zaten buradan bir sayı zaten gelmiyor. İrasyonel bir sayı geliyor. 4 kök 2 artı 9 kök 3. B şıkkına baktığımızda kök 12 çarpı 3 kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 2 kök 2. Çarptığımızda 3 kök 36 eksi 2 çarpı 2. Bura 6, 18'den 4 çıkarırsak 14 olacaktır. C şıkkına baktığımızda 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 artı kök 3 çarpı 3 kök 3. Buraya çarptığımızda 8, buraya çarptığımızda 9 toplarsak 17. Asal sayı diyor doğrudur. D'yi de sağlayalım. Kök 32 çarpı 2 kök 2 artı kök 3 çarpı 32 ile kök 2'yi çarparsak 64. 8 olarak çıkacak. Yani burası 16'dır. Burada bununla bunu çarptık. 3. 3 ile de çarparsak 9. 25. Tek asal sayıyı sağlayan da C şıkkımız olacaktır. Soru güzel bir soru. Tane tane çarpmamızı istiyor. İfadelere dikkat etmemizi istiyor. Biz de burada tek tek ifadeleri elde ettiğimizde hani kareye
kök 2 katını üçgende 3 kök 3 katıyla çarptığımızda sonuçları tek tek elde ettik. Ama bize ne diyor? Sonucu bir asal sayıdır. 17 asal sayıdır. 11. soruya baktığımızda metin aşağıda verilen pulların her birinin üzerine bir sayı gelecek şekilde soldan sağa doğru ne diyor? 60 sayısının doğal sayı bölenlerini yazıyor. 60'ı düşünelim. 1 ise 60. 2 ise 30. 3 ise 20. Hani karşılıklı çarpımlar hep 60'ı verecek şekilde yazalım. 4 ise 15. 5 ise 12. 6'ya 10 kalacaktır. Bu pullardan bazıları yukarıdaki gibi gruplandırılıyor. Bu gruplardan birinde bulunan pulların üzerinde yazan sayıların toplamına eşit. Buradakine baktık. Toplarsak 14. Buradakileri toplarsak 37. Buradakileri toplarsak 90. Şıklarda ne vardır? 37 olacaktır. Soru güzel bir soru. 60'ı tek tek yazdık. Şu gruplandırma soldan sağa da artıyor. Lütfen dikkat edin. Detaylara lütfen dikkat edeceğiz. Buradan da zaten tek tek grupların içindeki sayıları topladığımızda şıklarda sadece 37 olacak. 12'ye baktığımızda Efe mavi kartlardan birini taban, diğerini üs olacak şekilde üst ifadeler yazıyor. Şöyle bir Efe'yi yazalım. Buraya da Ece'yi yazalım. Efe ne yazabilir? 2 üzeri eksi 3 yazabilir veya eksi 3'ün karesi. Bunu yazarsak 1 bölü 8, bunu yazarsak 9. Ece'ye baktığımızda kırmızı kartları kullanacak. Ya eksi 1 üzeri eksi 4'tür ki burası 1'dir ya da eksi 4 üzeri eksi 1'dir. Yani eksi 1 bölüm 4 yapsın. Birer üst ifadenin toplamına eşittir. Yani 4 tane durumumuz var. 1 bölü 8'de 1'i toplayabiliriz. Şöyle tek tek bunu dağıtalım. Tane tane bulmuş olalım. Ne olacak? 9 bölü 8. Bu 3'ün karesi, bu 2'nin küpüdür. Şıklarda yok zaten. Bu birinci durum. 2'ye baktığımızda 1 bölü 8'den 1 bölü 4'ü çıkarırsak buraya 2 defa eksi 1 bölü 8. 8 zaten 2'nin küpüdür. Ne olacaktır burası? Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. 3 yukarı geldiği için bu olur. Yine de devam ettirelim. 9 artı 1 olursa 10. Zaten 10 üzeri eksi 1 demiş. Yanlış olur. Diğerine baktığımızda 4. ifade 9 eksi 1 bölü 4. 36. 1 çıkarırsak 35 bölü 4 zaten bir şeyi temsil etmiyor. Bizim burada elde ettiğimiz ifade. Önceliğimiz Efe ve Ece'nin bulduğu sayılar üzerine. Daha sonra da tek tek şöyle okla gönderdik ki 4 tane durumumuz var. Şöyle içinde boyamış olalım. Bizden hangisi vardır diyor şıklarda. Burada şunu eksi 3 olarak yukarı çıkacak. İşte sorumuzu elde etmiş olacağız. 13'e baktığımızda aşağıda santimetre ölçekte eş aralıkları bölünmüş bir cetvel yardımıyla iki doğru parçasının uzunluğu ölçülmüştür. Buna göre santimetre cinsinden aşağıda verilen uzunluklardan hangisi KL'den fazla MN'den azdır diyor. Hadi biz buraya x'i diyelim. Şimdi burada önemli olan ne? KL ve MN'yi bulmak. Baktınız her bir aralık 5 parçaya bölünmüş. Baktığımız zaman 1'i 5'e böldüğümüzde 0,2 yapacaktır. Niye? Burayı da 2 ile burayı da 2 ile genişlettiğimiz için. KL uzunluğuna baktığımızda 1, 2 hani şu noktayı baz alırsak 3'müş. MN uzunluğuna baktığımızda şunun üzerinden gidiyoruz. 1, 2, 3. 2 tane de 0,2
olduğu için 3,4. Yani benim alacağım ifade 3 ile 3,4 arasında olmalı diyor. E tabi karekökli ifadeler olduğu için şunu içeri alırsak kök 8. Bunu içeri alırsak kök 20. Bunu içeri de zaten kök 14. Hani kök 10 ile kök 14 arasında kalacağız. E bunun karesini alırsak kök 9. Bunun karesini alırsak 34 ile 34'ü çarparsak 1156'dır. Hani 34 çarpı 34 1156'dır. E bu durumda ne olacaktır? Bu da kök içinde 11,56 olacaktır. Bu aralığa uyan tek sayımız da kök 10'dur. Öncelikle şöyle küçük bir aralığın neye karşılık geldiğini bulduk. KL'yi bulduk. MN'yi bulduk. KL'miz 3 birim santimetre. MN'miz de 3,4 santimetre. E bu durumda ne yaptık biz? İfademizi bu şekilde yapmış olduk. 14'e baktığımızda yerden aynı yüksekliğe asılmış 3 pano gösterilmiştir. Yani tabanımız aynı olduğunu söylüyorum. Bu panolardan en soldakinin ve en sağdakinin alanı. Burası 80'miş. Burası da 36'ymış. Bunun yüksekliğini soruyorum. Tamam. Buranın yüksekliğini bulalım. 80 bölü 5 kök 2. Bir de buranınkini bulalım. Ne olacaktır? Buranın yüksekliği ne olacaktır? Hemen sorumuzu, ifademizi yönlendirelim. Yönlendirirsek 36 bölüm 3 kök 3 şeklinde söyledik. 80'i 5'e bölersek 80'i 5'e böldüğümüzde 80'i 5'e böldüğümüzde 16 bölü kök 2 16'yı 2'ye bölün. Hani köklü sorularda bir daha eşlenik yapmaya uğraşmazsınız. Burası nedir? 8 kök 2'dir. Buraya baktığımızda 36'yı 3'e bölersek 12 bölü kök 3. E bir daha 3'e bölersek 12 köklü ifadeyi de yanına atarız. Demek ki bu üçgen ifadesi 4 kök 3'ten şuraya dikkatli yazalım. 4 kök 3'ten büyük, 8 kök 2'den küçüktür. İçeri atarsak kök 128. İçeri atarsak 16 çarpı 3'ten kök 48. E bu aralıktaki tam kare sayılar 48'den bir büyük 7 var. Zaten 49, 7, 8, 9, 10 ve 11. Başka bir durum var mı? Yok. 12'yi alırsak 144. Çünkü 121'den dolayı. E topladığımızda da 7, 15, 24, 10 daha, 34, 34, 11 daha ne olacaktır? 45 olacaktır. Sorumuzu bu şekilde ne yapmış olacağız? Yönlendirmiş olacağız. 15'in soruya baktığımızda birden başka pozitif ortak böleni olmayan iki doğal sayı aralarında asaldır. Yukarıda verilen iki karenin kenar uzunlukları sırasıyla A ve B'dir. A ve B'nin sayılarının iki farklı asal çarpanı olup aralarında asal. Şimdi 2, 3, 5, 7. İlk 4 asalı koyalım. Niye? 2 tane bunda. 2 tane asal da bunda. Çevreleri farkı en az kaçtır? Demek ki sayıları birbirine ne yapmak lazım? Birbirine yakın seçmeye çalışacağız. E yakın seçmek için de şuna şunu alsak. Mesela buna 14 diyebiliriz. Bununla bunu alsak 15 diyebiliriz. E çevreleri farkı 4 ile çarptığımızda 56. 4 ile çarptığımızda 60. Farkını aldığımızda ne olacaktır? 4 olacaktır. Soru güzel bir soru. Basit düşünmemiz de istiyor bizden. Ne yaptık? Sayıları birbirine yakın seçtik. İlk 4 asalı yazdık. Çünkü soruda bizde istediği şey ne? En az diyor. En az olduğu için de 2 tane asalı 2 ile 7'yi çarptığımızda A'yı 14 kabul ettik. B'yi de 15 kabul ettik. E bu durumda çevreleri
14 çarpı 4'ten 56, 15 çarpı 4'ten 60 olacaktır. Cevabımız da 4 olsun. Aşağıda kırmızı kare ile özdeş mavi kareler üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk olmayacak şekilde birleştirilmiştir. Hani baktığımız zaman şöyle karelerimize 1, 2, 3, 4 tane oluyor. Mavi karelerden birinin çevre uzunluğu santimetre cinsinden 30 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamına eşittir. 30'u asal çarpanlarına ayırırsak bu olacaktır. Yani topladığımızda 10. 10'u 4'e böldüğümüzde 4 şey olduğundan 2,5. Zaten buralar da 2,5. Yani tane tane yazalım. Burası da 10 oldu. 10, 10. Burada toplandığımızda 12,5 olacaktır. ABC'de dikdörtgenin alanı 10 çarpı 12,5'dan 125 olsun. Sorumuza dikkat edeceğiz. Bizim burada olayımız 30'un asal çarpanlarına ayrılmışı. Burada da şu asal sayıları topladığımızda 10 edecektir çevre. 4'e böldüğümüzde, 10'u 4'e böldüğümüzde 2,5. Demek ki mavinin bir kenarı 2,5'tur. Sorumuzu buradan ilerleteceğiz. İfademizi bu şekilde ne yapmış olacağız? Görmüş olacağız. 17'ye baktığımızda şekil 1'de kare şeklinde 3 karton, kenarları paralel olacak şekilde üst üste konularak şekil 2'de elde ediliyor. Şekil 2'deki sarı bölgenin alanı 9, kırmızı 16'ymış, mavi de 39'muş. Sarının zaten bir kenarı nedir? Mantık olarak 3'tür. Kırmızının buradaki görünen alanı 16. Burada da 9 var. Toplamda bu kare ne olacaktır? 25 olacaktır. Burada 9. Hani maksat buradan gidelim. Maviye baktığımızda 9, 16 ve şurada 39 var. Topladığımızda 3'ünü 64 edecektir. Sonuçta görünen alanları soruyor. Mavi buranın aslında nedir? Tamamıdır. Kırmızı nedir aslında? Şöyle kırmızıyla çizmiş olduk. Buranın tamamıdır. Farklı alanları bu şekilde topladığımızda şeklin tamamını görmüş olacağız. 3'tür. Kırmızının bir kenarı 5'tir. Mavinin bir kenarı da ne olacaktır? 8'dir. Bana diyor ki çevre uzunlukları 3 ise 12, 5 ise 20, 8 ise 32 şeklinde ne olacaktır? Görülecektir. Buna en uygun şıkkımızdan Denizli olsun. Tamam, sarıyı 3 bulduk. 16'dan 4 yazmayacağız. Bizim olayımız ne? Şu 9 ile 16'nın toplamı 25'e versin. 3'ünün toplamı da mavinin tamamını versin. Bu şekilde hareket edeceğiz. 18'e baktığımızda aşağıda her birinin üzerinde köklü ifadenin yazılı olduğu 8 kart verilmiştir. Zeynep her sırada üzerindeki köklü ifadenin değeri sıra burası arkadaşlar. Yanlışlıkla böyle değil. Tek tek ikili ikili bakacağız. Bazen gözden kaçabiliyor hızlı okurken. Zeynep'in seçtiği kart büyük olanı seçmiş. Yazan köklü ifadelerden biri değildir diyor. Burası 3'ü içeri atarsak kök 18. Burada 2 içeri atarsak kök 12. Demek ki burayı seçmiş. Buraya baktığımızda 4'ü içeri attığımızda 16 çarpı 3'ten 48. 5'i içeri attığımızda 25'i 2 ile çarparsak 50. 2'yi içeri atarsak 4, yani 20. İçeri atarsak burada da bunu seçmiş. Burada kök 24. Bunu seçmiş. Buraya baktığımızda negatiflerde dikkat edeceğiz. 3'ü içeri atarsak eksi kök 27. 4'ü içeri atarsak 16 çarpı 2'den eksi kök 32. Büyük olan nedir? Negatifte tersini düşüneceğiz. Bu hangisi değildir diyor. 3 kök 2'yi seçebilir. Burada 5 kök 2'yi seçmiş. Doğrudur. Ama eksi 3 kök 3'tür. Burada da seçmiştir. Buradaki seride zaten kök 24'ü seçmiş ama burada kök 20'ye vermiş. Tek tek
ifadeleri kök içine attık. Yaklaşık değerle hiç uğraşmadık. Nedir? 18 büyüktür, 50 büyüktür, 24 büyüktür, eksi 27 büyüktür şeklinde yorum yaptığımızda daha rahat sorunun çözümünü elde edeceğiz. 19'a baktığımızda aşağıda bir paketin kütlesi 150 gram olan A ve B marka ton balıklarının içindeki yağ oranları verilmiştir. Bir markette bir hafta boyunca satılan A ve B marka ton balıklarının içindeki toplam yağ miktarları birbirine eşit. O zaman yüzdelerini bulalım. A'ya baktığımızda 150'nin %24'ü şöyle 0 olsun. 15 çarpı 24. 15 çarpı 24 ne yapacaktır? 360 bölü 10 eder bize 36. B'ye baktığımızda ne olacaktır? 150'nin %30'u. Burada da sıfırlar rahat bir şekilde gidiyor. Demek 45 gram var. Yani 36'dan x tane satılıyorsa 45'ten de y tane satılıyor. En aza gideceğiz. 36'yı da 45'i de 9'a bölersek ne olacak? 4x. Burada ne olacaktır? 4x. 9'a böldüğümüzde 5y. Yani bu 4'ün katı kadar satılıyorsa, bu 5'in katı kadar satılıyorsa, bu 4'ün katı kadar satılıyor. 20'den fazla olmuş. Toplarsak 9K büyüktür 20. K'nın ne olması lazım? 3. B'yi soruyordu. B de burasıydı. 4 kere 3, 12 olsun. Bize neyi söylüyor? Toplam yağ miktarları birbirine eşit. O zaman yağ miktarlarını bulduk. Şöyle çevirdim. 36x 45'e eşit. 36'da 45'in yukarıya gitmeyin. Sadeleştirme yaptık. 9'a böldüğümüzde 4, 5. X o zaman 5'in katı. Y de 4'ün katı olacaktır. Topladığımızda 9K 20'den büyük. K'mız 3'tür. Soruyu da buradan en az dediği için B için düşündüğümüzde hani 3 almak daha mantıklı. 2 alırsak 18, 3 alırsak 20 oldu. Buradan cevabımız 12 olacaktır. 20'ye baktığımızda aşağıda eşit uzunlukta sarı ve mavi renkli iki demir çubuğun her birinin uzunluğu 400 santimetreden fazladır. Bu çubuklardan sarı olanın her biri 16 santimetre olan, mavi olanı ise her biri 12 santimetre olan parçaları hiç artmayacak şekilde ayrılıyor. Elde edilen sarı çubuk parçalarının dörder tanesi ucuca birleştirerek sarı çerçeveler, mavi çubuk parçalarının dörder tanesi ucuca birleştirilerek mavi çerçeveler oluşturuluyor. Buranın bir kenarı 12. O zaman çevre ne oldu? 64. Çevre ne oldu? 48. Hiç parça artmadığına göre. O zaman bize neyi söylüyor bize? Birleştirmişsin ve eşitse ekok diye söylüyor. 64 ile 48'in ekokunu alacağız. Hani 64 ile 48'in ekokunu alırsak ne olacak? Hani basit bir şey söyleyelim. 48. Her ikisini 16'ya böldüğümüzde 16'ya böldüğümüzde 3 bölü 2'dir. 16'ya böldüğümüzde özür diliyorum. 3 bölü 2 değil. Yanlış yazmış olduk. Her birini 16'ya böldüğümüzde 16'ya böldüğümüzde 4'e 3'tür. Ekok buradan geliyor. Bak çapraz çarpımlar her ikisinde de eşittir. Bu tip sorularda tek tek çarpan ağacı yapmak yerine bu şekilde sadeleştirmeye de gidebilirsiniz. Bakın 48 çarpı 4 de 192'dir. 64 çarpı 3 de 192'dir. Buyurun size 192 olsun. Bize neyi söylüyor? 192'nin katlarını soruyor. Ne diyor? 192'nin katı ne olacaktır? 2 ile çarpsak 400'den de büyük olacak şekilde düşünelim. Çarptık 4, 8, 384 zaten işimize yaramaz. O zaman 192'yi 3 ile çarptığımızda 6, 27, 2 elde 576 olsun. Hani pratik bir ekok bulma yöntemini söyleyebiliriz. Verilen sayıları sadeleştirin. 16 ile sadeleştirdik. 4'e 3,
çaprazda bana neyi verecekti? Şöyle çapraz çarptığımızda bana ek oku verecek. Bak 192, bak 192. Demek ki benim ek okum neymiş? 192. 400'den büyük olma durumunu bana incele diyor. 400'den büyük. 2 ile çarparsak 384, istediğim değil. Demek ki 3 ile çarpacağım. Benim de elde edeceğim 576 olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Hilmi Erdoğan. Bu hafta Türkçe bölümünün çözümünde birlikteyiz. Hemen birinci sorunun çözümüyle başlayalım. Evet, birinci soruda demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlam taşımamaktadır diyor. Neydi mecaz anlam? Sözcüğün gerçek anlamından, yani asıl anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamda. Şimdi baktığımız zaman onu kesin birileri dolduruyor derken, buradaki doldurmak sözcüğü başkalarının etkisi altında kalmak anlamında kullanılmış. O yüzden mecaz anlam. Karanlık işleri olan insanlardan uzak durmalı derken, evet, aydınlık olmayan anlamında değil, kötü, belirsiz işler anlamında kullanılmış. Mecaz anlam. Maşa olarak kullanılmayı kimse istemez derken, gerçek anlamda maşa bir şeyi tutmaya yarayan araçtı. Burada ise mecaz anlamda kullanılmış. Programda öyle yanık türküler söylendi ki derken, evet, bakın burada yanık sözcüğü mecaz anlamlı, bu sizi tuzağa düşürmesin. Ama türkü sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış. Yani buradaki yanık türkü dedi diye gidip biz buna mecaz anlam demiyoruz. Mecaz anlam olan yanık sözcüğü çünkü. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oldu. Evet, bu cümlede altı çizili sözde yazarların anlatılmak istenen özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yazarlık hayatına yeni başlamış olan yazarlar tecrübeleri arttıkça kendi seslerini bulmuşlardır. Kendi seslerini bulmak ne demek? Kendileri olmak, kendilerine ait bir şeyler ortaya koymak. Bu da neyi ifade eder? Özgün kelimesini ifade eder. Yani özgün nitelikli olmaları, başkalarını taklit etmeyen, kendilerini yansıtan anlamında cevabımız C seçeneği oldu. Evet, hangisinde öznel bir anlatım vardır demiş. Öznel anlatım neydi? Kişiden kişiye değişen, doğruluğu veya yanlışlığı tartışılabilen, kişinin kendi düşüncelerini ortaya koyduğu ifadelere biz öznel anlatım diyorduk. Hangisine var bakalım. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'nun Bay Bay Türkçe isimli bir eseri vardır. Kanıtlanabilir bir yargı, bu yüzden nesnel. Bu kitabında Türkçemize verilen zararları anlatmaya çalışmıştır. Kanıtlanabilir bir yargı. Kitabın içeriğine baktığımız zaman evet, konusunun bu olduğunu görebiliriz. Kitap yayınlandığı yıllarda çok satanlar arasına girmiş ve bazı üniversitelerin ilgili bölümlerinde incelenmiştir. Yine kanıtlanabilir bir yargıdan bahsediyoruz burada bakın. Kimyacı bir bilim insanının o gün kullandığı duru Türkçe'ye bugün bile çoğu ünlü yazar ulaşamamaktadır. Bakın, kendi kişisel düşüncesini aktarmış burada. Dolayısıyla buradaki nesnel bir anlatım değil, öznel bir anlatımdır. Yani duru Türkçe'den kasıt, evet, ona göre durudur, bir başkalarına göre farklı şekilde olabilir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oldu. Evet, Aziz Sancar bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? Bakalım ne demiş Aziz Sancar? Ben orta zekalı bir insanım. Aslında zekaya inanmıyorum. Bakın burası önemli. Çalışmaya, emeğe inanıyorum. Ben öğrenciyken günde 18 saat, haftada 7 gün çalışıyordum. Şimdi günde 12 saat, haftada 6,5 gün çalışıyorum. Başarının kolay olmadığını biliyorum. Demek ki Aziz Sancar'a göre başarının yolu neyden geçiyor? Çalışmadan geçiyor. Nerede bunu vurgulamış? Başarılı olma yolunda çalışmak zekadan önemlidir. Zekaya inanmıyordu. Bakın, çalışmaya inanıyordu. O zamanlar 18 saat, haftada 7 gün çalışırken şimdi yine 12 saat çalışıyor. Haftada 6,5 gün çalışıyor. Yani çalışmaya devam ediyor. Bu da C seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Evet, alt çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demiş. Kolay bir soru bakın. Fiilimsi neydi? Fiil kök veya gövdelerine bazı ekler getirilerek yapılan ve cümlede isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabilen sözcükler. Ama bakın burası önemli. Fiil imsi, yani fiilden türeyen olması gerekiyor. Şimdi sokmak sözcüğü, evet, fiil kökü. Çocuk sözcüğü verilmiş. Bakın, çocuk sözcüğü isimdir. Dolayısıyla bunun fiilimsi olması mümkün değildir. Yine bulmak sözcüğü ve girmek sözcüğü kökler burada. Yani siz ekleri bilmeseniz dahi kelime köklerinden hangisinin fiilimsi olup hangisinin olamayacağını buradan da çıkartabilirsiniz. Cevabımız B seçeneği oldu. Evet, yine fiilimsiyle ilgili bir soru. Hangisi yanlış gösterilmiştir diyor. Şimdi var mı beni içinizde tanıyan derken burada bir sıfat fiilimiz var.
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim derken medan madan eki zarf fiildi. En an yine yukarıdaki gibi sıfat fiildi. Kalmasa da şöhretimi duymayan derken yine bir en an ekimiz var. Sıfat fiil. Kalmasa da derken bakın buradaki sase şart kipi. Dolayısıyla kip ekinden önce gelen bu olumsuzluk ekidir. Yani burada fiilimsi yok. Burada ne var? Çekimli fiil var. Kimliğimi tarif etmek zor benim derken mekmak gördüm. Hemen isim fiili yapıştırdım. Şimdi buna göre bakıyorum. Birinci dizede ne vardı? Sıfat fiil vardı. Doğru. Zarf fiil ve isim fiil yok. İkinci dizede ne vardı? Zarf fiil ve sıfat fiil vardı. Zarf fiil ve sıfat fiil var. Gördüğünüz gibi isim fiil yok. Bu da doğru. Üçüncü dizede ne vardı? Üçüncü dizede bakın bir çekimli fiilimiz var. Bir de sıfat fiilimiz var. Sıfat fiil var. Doğru. Zarf fiilimiz yok. Ama burada ne demiş? İsim fiil var demiş. Hayır bu isim fiil değildi. Bu neydi? Çekimli fiildi. Dolayısıyla bakın burası yanlış. Dördüncü dizeye de bakalım. Dördüncü dizede ne var? Dördüncü dizede de isim fiil kullanılmış sadece. Evet sıfat fiil yok demiş. Doğru. Zarf fiil yok demiş. Doğru. İsim fiil var demiş. Doğru. Buna göre hangisi yanlıştı? Gördüğünüz gibi C seçeneği yanlış oldu. Evet geldik 7. soruya. Evet bu dizelerde numaralandırılmış ifadelerin hangilerinden kaynaklı bir yazım yanlışı vardır diyor. Şimdi bulunma durum eki D'nin yazımı, bağlaç olan D'nin yazımı ve birleşik kelimelerin yazımı demiş. Şimdi ilk dizeye baktığım zaman gönlümün maviliği gitmesin gökyüzünden derken bakın gökyüzü ifadesinin bitişik yazılması gerekiyor. Ama burada gördüğünüz gibi ayrı yazılmış. Dolayısıyla buradaki yazım yanlışının nedeni nedir? Birleşik kelimelerin yazımıdır. Yani bununla ilgili bir yazım yanlışı var. Kuşların gülücüğü eksilmesin yüzünden derken evet bu dizede herhangi bir hata yok. Kar yağsa da bu sessiz vadiye gün bitmesin. Kar yağsa da derken bakın buradaki deda bağlaç olan deda'dır. Bağlaç olan deda nasıl yazılıyordu? Ayrı yazılıyordu ama burada nasıl yazılmış? Bitişik yazılmış. Dolayısıyla buradaki yazım yanlışının nedeni de bağlaç olan deda'nın yazımı. Yapraklar üşüse de çiçekler üşümesin derken buradaki doğru yazılmış. Dolayısıyla 2 ve 3 olacak. Bu da nerede karşımıza çıkıyor? C seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Bir de şunu unutmayın. D'danın yazımıyla ilgili eğer herhangi bir fiilden sonra geliyorsa arkadaşlar bu D'dalar mutlaka ayrı yazılır. Çünkü bağlaçtır. Bulunma durum eki olan D'da isimlere gelir. Fiillere gelemez. Dolayısıyla burada fiil olduğu için buradaki D'danın ayrı yazılacağını bilmeniz gerekiyor. Evet, metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır demiş. Bakalım, kendi hikayesine yabancı kalanlar ya da kendi hikayesiyle tanışmamış insanlar vardır. Bunun adı kendinden kaçmaktır. Bakın 1 ve 2 birbiriyle ilişkili. Kendinizle tanışmaya başladığınızda hikayeniz yavaş yavaş ses bulmaya başlayacak ve bu sese kulak verdiğinizde yaşamanın kıymetini anlayacaksınız. Yine kendisiyle tanışmaktan bahsettik. Yani 1, 2, 3 birbiriyle ilişkili oldu. Hikaye oluşturmak öyle sanılan kadar kolay yapılabilecek bir iş de değildir. Bakın burada neydi? Kendiyle tanışmaktan bahsederken, kendini tanımadan bahsederken dördüncü cümlede hikaye oluşturmaktan bahsediyor. Ancak bu kıymet hikayenin içinde saklı. Kendinizle ilgili sırları keşfetmek çok ilginç oluyor. Bak yine kendini tanımaktan bahsediyor. Dolayısıyla burada akışı bozan cümle 4 numaralı cümledir. O da C seçeneğinde karşımıza çıktı. Evet geldik 9. soruya. 9. soruda LGS'ye hazırlanan Azra ve Tuna'dan bahsediyor. Bu arkadaşların stres ve başarı durumları ile ilgili bir grafik aktarılması gerekiyor. Bu grafiğin hali hangisidir diye soruyor bize. Şimdi Azra arkadaşımız ne yapıyor? Deneme sınavlarına girdiğinde aşırı stres yaşadığını ve bu stresin giderek arttığını ve dolayısıyla başarısının olumsuz yönde etkilendiğini belirtmiş. Yani stres arttıkça başarı düşüyor. Dolayısıyla bakın Azra maviyle işaretli burada. Stres arttıkça başarının düşmesi gerekiyor ama burada başarı artmış. Dolayısıyla bu olamaz. Stres artmış burada sabit gidiyor sonra stres değişiyor. Oysa stresin sürekli artmasından burada da Tuna burada maviyle gösterilmiş. Pardon hemen tekrar şu iki seçeneğe geri dönüyorum. Burada Azra turuncuyla gösterilmiş bir farklılık yapılmış ama bu sorunun belirleyiciliği açısından önemlidir. Renklere de dikkat etmek gerekiyor. Evet Azra'nın stresi artmış ama bu durumda Tuna'nın baktığımız zaman
Turan'ın da şöyle bir durumu vardı. Stresi kontrol edebildiğini, kontrollü stres artışının başarısını arttırdığını ifade etmişti. Şimdi buraya baktığım zaman, evet Azra'nın stres arttıkça bakın bu da 1, 2, 3 diye gittiğinde bu tarafa doğru bir artış vardır. Bu da yukarı doğru bir artış söz konusu. Evet baktığımız zaman Azra'nın stres yüksekken başarı düşük. Tuna'ya baktığım zaman Tuna stresini kontrol altında tutabiliyor ve başarısının arttığını ifade ediyor. Evet kontrol altında tuttuğunu görüyoruz burada ve sonrasında başarısının arttığını görüyoruz. Burada en iyi aktarılmış hali B seçeneği olacaktı. Bu arada renklere dikkat edelim. Ben evet hızlı bir şekilde yaptığım için ilk başta gözden kaçırdım. Ama gördüğünüz gibi renklerde de yanıltma bir şekilde Tuna ve Hazan'ın renklerini değiştirmişler. Yani bu soruda evet hem grafiği yorumlamak gerekiyor hem de dikkat gerektiriyor. Bu tuzağa düşmeyelim. Evet bu metinden Kaşgarlı Mahmut ve eseriyle ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. Bilinen en eski Türk dili araştırmacısı Kaşgarlı Mahmut'tur. Evet birinci cümlede bunu ifade etmiş. Kaşgarlı Mahmut bilinen en eski Türk dili araştırmacısıdır. Yani ulaşılabilir bir bilgi. Uygur Türkçesi ile yazılan eser Türkiye Ansiklopedisi niteliğindedir. Evet, Türkiye Ansiklopedisi meydana getirmiş bu eserle. Bu eser de Uygur Türkçesinde yazılmış. Dolayısıyla bu da ulaşılabilir bir bilgi. Divan-ı Ligatü't Türk birçok konunun ele alındığı Türk dilinin ilk sözlüğüdür. Evet, ilk sözlüğü olduğunu burada görebiliyoruz. Birçok konuyu ele aldığında Türk töre ve geleneklerine yer verilmiş, Türk şiirine yer verilmiş, atasözlerine yer verilmiş, dünya görüşüne ve Türk felsefesine, spordan yemek adlarına kadar birçok şeye yer verilmiş. Buna da ulaşılabilir. Eserin Doğu Türkistan'da yayımlanmış olması Türk dili bilincini oluşturmuştur. Şimdi Doğu Türkistan'da yayımlanmıştır. Bu kısmı doğru ama Türk dili bilinci oluşturduğuna dair herhangi bir çıkarımda bulunamıyoruz. Dolayısıyla burada ulaşılamayacak olan D seçeneği olacaktır. Evet, metnin dil ve anlatımı ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Evet, güneş tutulması ayın yörünge hareketi sırasında dünya ile güneş arasına girmesi ve dolayısıyla ayın güneşi kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Yani güneş tutulmasının tanımı yapılmış bakın burada. Bu nedir sorusunun cevabı var. Evet, tutulmanın olması için ayın yeni ay evresinde olması ve dünyaya göre güneş ile kavuşum halinde olması yani yörünge düzleminin dünyanın güneş çevresindeki yörünge düzlemiyle çakışması gerekir. Yani bilgilendirici nitelik taşımakta bakın. Öznel yargı bulunmamaktadır. Evet kanıtlanabilir yargılar ve bilgilendirme amaçlı yazı. Olay örgüsüne bakın. Hikaye, roman, masal gibi durumlarda olay örgüsüne rastlarız. Bu yazıdaki amaç bilgilendirmektir, bilgi vermektir. O yüzden olay örgüsü yok bakın burada. Evet, noktalama işaretleriyle ilgili bir soru yay ayraçta gösterilen yerlerden herhangi birisine getirilemez diyor. Eyvah çok geç oldu derken bakın eğer ünlem bildiren ifadeden sonra küçük harfle başlandıysa buraya virgül getirilip cümlenin sonuna ünlem getirilmesi gerekiyor. Daha ilk günden geç kalmak nokta. Daha ilk günden geç kalmak. Ne olmuş buna? Bakın 3 nokta kullandık burada. Nasıl bir açıklama yapacağım sorumlu kişiye bilemiyorum demiş. Dolayısıyla nasıl bir açıklama yapacağım diye sormuyor. Bakın nasıl bir açıklama yapacağını bilemediğini söylüyor. Dolayısıyla buraya virgül getirip buraya nokta getirmemiz gerekiyor. Bu durumda hangi noktalama işaretini kullanmadık? Soru işaretini kullanmadık. Bu tarz cümlelere dikkat edin. Bakın bu bir soru cümlesi değildir. Bu bir tamamlanmış cümledir. Nasıl bir açıklama yapacağım sorumlu kişiye bilemiyorum diyor. O yüzden buraya soru işareti getirmiyoruz ki zaten soru işareti gelseydi büyük harfle başlaması gerekiyordu. Evet bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangisi ağır basmaktadır demiş. Evet açıklama herhangi bir konuda bilgi verme amaçlı yazılan yazılarda kullanılan bir yöntem. Tartışmada herhangi bir kanıya karşı çıkma söz konusudur. Betimlemede bir şeyi belirgin özellikleriyle anlatma. O yüzden ben buna fotoğraf diyorum. Fotoğrafta hareketlilik yoktur. Belirgin özellikleriyle anlatırız. Öykülemeye de video diyorum. Çünkü bir olay akışı vardır. Hareketlilik vardır. Şimdi buraya baktığımız zaman da ıssız bir dağ yolunda ilerliyordu aracımız gıcırtılı ve sallanarak. Uzaklarda evlerin lambaları göz kırpıyordu. Tekerleklerimiz çukura her girip çıktığında.
Neden sonra bir uyku hali çöktü üzerime ama korkumdan uyumak dahi istemiyordum. Bir an önce bu gece yolculuğu bitmeli ve evime varmalıydım diye düşünürken içim geçmiş. Sarsıntıya aldırmadan gün doğana kadar uyumuşum. Yani bir hareketlilik söz konusu olduğu için bakın video diyoruz biz buna. Dolayısıyla buradaki anlatım biçimi öyküleme. Betimleme yok mu? Evet var ama ağır basan hangisi derse eğer hareketlilik işinin içerisine girerse biz buna video diyoruz yani öyküleme diyoruz. Evet bu metinle ilgili hangisi söylenemez demiş. Metinde kurgusal ifadelere yer verilmiş. Metne bakalım. Testere sesleri ormandaki tüm ağaçların korkulu rüyasıydı. Ağaçların korkulu rüyası olması. Yaşı gelmiş ve artık faydasından ziyade zararı bulunan ağaçlar bu sesin sebebi olmayı bir şekilde kabul ediyorlardı. Fakat o küçük çam ağacı bu sesi her duyduğunda tir tir titriyor, köklerinde eriyip kaybolmak istiyordu. Bir türlü kabullenemiyordu her testere sesinden sonra bir ağacın devrilmesini. Bu mutlak sonun bir gün başına geleceği korkusuyla yaşayıp gidiyordu. Evet, kurgusal ifadeler nedir? Gerçekte olması mümkün olmayan olaylar kurgusal ifadelerdir. Hayal gücünün içerisine girdiği şeylerdir. Dolayısıyla bir ağacın tir tir titremesi ya da bunları hissetmesi kurgusal ifadelere yer verildiğini gösterir. Anlatılanlar insan dışı varlıklarca yaşanmıştır. Evet, ağacın yaşadıklarını anlatıyorduk, onun duygularını anlatıyorduk, insan dışı varlıklar. Metinde kişileştirilmiş varlıklara yer verilmiştir. Evet, ağacın tir tir titremesi kişileştirme örneğidir. Ağaçlar hakkında bilgi vermek amaçlanmıştı. Hayır, ağaçlar hakkında bilgi verme amaçlanan bir yazı değil bu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Evet, metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir demiş. İçsel dinginlik ve sevgi dolu bir kalp mutluluğun anahtarıdır. Hayatta kalan küçük ayrıntıların tadını çıkarmak, güzel anılar biriktirmek ve sürdürmek mutluluğun kaynaklarından biridir. Mutlu olmak sadece kişinin kendi iç dünyasıyla değil, aynı zamanda çevresindeki dünyayla da uyumlu ve pozitif bir ilişki kurmasıyla mümkün olur. Yani mutluluğun kaynağını anlatıyor. Gerçek mutluluğun nasıl olacağını anlatıyor burada. Unutmayın ki gerçek mutluluk her yeni güne parıldayan bir gülümsemeyle başlar ve etrafa yayılan güneş ışığı gibi insanlığı aydınlatır. Dolayısıyla huzur, içsel dinginlik ve mutluluğun anahtarıdır değil. Biz gerçek mutluluktan bahsediyoruz. Gerçek mutluluk kişinin kendisi ve çevresiyle uyumlu olmasıyla sanır. Evet, hem kendi iç dünyasıyla olacak hem de çevresindeki dünyayla uyumlu olacaktır. Dolayısıyla bakın cevap ortaya çıktı. Hem kendisi hem de çevresiyle uyumlu olmasıyla sağlanır. Evet, metnin türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Beklemek umut etmektir. Bu yönüyle pasif bir halden çok aktif bir eylemdir. İnsanın kendi yaşantısına dair çıkarımları yahut hayata dair fikirleri işte bu bilgece bekleme ve umut etme tavrıyla gerçekleşir. Yaşam ancak tecrübelerle yoğrulmak, zamanın belirleyici ve ayırt edici yönünü kazanıma çevirmek suretiyle anlamlı. Şimdi bu metinde kişi kendi düşüncelerini anlatıyor. Öznel, öznel mi öznel? Kendi düşüncelerini anlatmış mı anlatmış? Kanıtlama ihtiyacı duyuyor mu? Hayır. Dolayısıyla bir kere biz burada hikaye ve tiyatroya atlarız. Neden? Çünkü bu bir olay yazısı değil, düşünce yazısı. Çünkü hikayede olay anlatılır, tiyatroda olay anlatılır. Dolayısıyla bunların olması mümkün değil. Elimizde kaldı deneme ve makale. Denemenin özelliği özneldir. Kişi kendi duygu ve düşüncelerini anlatır. Makalenin özelliği nesneldir, bilimsel konularda yazılır ve kanıtlama ihtiyacı hissedilir. Burada kendi düşüncelerini anlatmış. Herhangi bir kanıtlama çabası yok. O yüzden makale seçeneğini de gönderdiğimizde karşımıza deneme çıkıyor. Evet, bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olarak yazılmış olabilir diyor. Bakalım. Bir yayın evinden çeviri teklifi geldiğinde benim için kitabın türünden ziyade yazarı ve niteliği belirleyici oluyor. Bilmediğim bir yazar ve kitapsa metni okuduktan sonra karar veriyorum. Bugüne dek şiir ve tiyatro dışında hemen hemen her türde kitaplar çevirdim. Şimdi en çok hangi tür çeviri yaparken zorlanmaktan bahsetmedik. Çeviri yapmaya ilk olarak nasıl başladınız? Bakın bunun cevabı da yok. Çevirilerinizi bitirdikten sonra neler yapıyorsunuz? Bunun cevabı da yok. Çevirilerinizi yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Evet, neye dikkat ediyormuş? Kitabın türüne dikkat ediyormuş, yazarına dikkat ediyormuş, metni okuduktan sonra yapıyormuş bütün bunları, tiyatro her türden kitaplar çevirmiş. Yani burada cevap olabilecek soru D seçeneği oldu.
Evet, bu parçadan hangisi çıkarılamaz demiş. Bakalım. Amerika kıtası 1492 yılına kadar Avrupalılarca bilinmiyordu. Evet, 1492'de ilk olarak Kristof Kolomb'un ayak basmasından sonra artık Avrupalılar Amerika kıtasını keşfetmiş. Dolayısıyla keşfi bu yılda yapıldığı için bundan önce bilmiyorlardı, doğrudur. Amerika ve Avrupa kıtaları arasında keşif sonucu bir bağ oluşmuştur. Evet, iki bölge arasında bir bağ oluşmuş. Görmedikleri bitkilerle, hayvanlarla ve mikroplarla karşılaşmış veya diğer meyve ve sebzelerle karşılaşmış. Dolayısıyla bir bağ oluştuğu çıkarılabilir. Anadolu'ya domates Amerika kıtasının keşfinden sonra gelmiştir. Bakın, bu tarihten önce, yani Amerika'nın keşfinden önce Anadolu'da domates, patates, ayçiçeği ve hindi bilinmiyormuş. Demek ki bundan sonra gelmiş, çıkarılabilir. Her iki kıtadaki insanlar daha önceden tavuk görmemiştir diyor. Hayır. Amerika'da yaşayan insanlar tavuk, zeytin, limonu bilmiyorlardı ama bunu neyle öğrendiler? Amerika keşiften sonra Anadolu'da bunun olduğunu görüyorlar. Ama Anadolu'daki insanlar bunu biliyorlar. Buradan her iki kıtadakini de bilmediğini çıkartamayız. Evet, görsel okuma sorusu. Görselden hareketle hangisine ulaşılamaz demiş. Kolay bir soru bu da. Ankara'dan önce farklı illerde düzenlenmiştir. Evet, Ankara'da düzenlenmiş ama Ankara'dan önce bakın İstanbul'da birkaç kez, Azerbaycan'da düzenlenmiş, Samsun, yine İstanbul, Ankara'da düzenlenmeden önce İstanbul'da ve Azerbaycan'da düzenlenmiş, bunu görebiliyoruz. Teknofest dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali. Bakalım, bakın ne diyor burada. Dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'ten bahsediyor. Dolayısıyla buna da ulaşılabilir. Verilen yıllarda en fazla katılım İstanbul'da gerçekleşmiştir. Baktığımız zaman İstanbul'da 2018 yılında 550 bin, 2019 yılında 1,72 milyon, 1 milyon, 300 bin, 1,25 milyon, 2,5 milyon, 943 bin. Evet, gördüğünüz gibi. Zaten burada neyi kıyaslarız? İşte Samsun'u kıyaslarız. 1,25. Azerbaycan 300 bin zaten. Ankara 943 bin. Ama baktığımızda 1,72 ile İstanbul'da en fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da düzenlenen Teknofest 30 Ağustos'ta sona ermiştir. Hayır, bakın, 30 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Etimesgut'ta yapıldı. Dolayısıyla sona eriş tarihi değil, başlangıç tarihidir. O yüzden buna ulaşılamaz. Evet, buna göre saat kaçı gösterir diyor. Buradaki bilgileri dikkatli okumak gerekiyor arkadaşlar. Kolay bir soru ama dikkatli okursak kolay bir soru. Şimdi bu saatimiz bozukmuş. Akrep ve Yelkova'nın hareketi birbirini etkilememektedir. Bakın, burası önemli. Buna dikkat etmezsek soruda hata yaparız. Birbirini etkilemediğini söylüyor. Yani normal saatte biz bu Yelkova'nı hareket ettirirsek Akrep de hareket edecektir ama birbirini etkilemediğini söylerse demek ki diğeri sabit kalacak, bir kere bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Evet, bu saatin Akrep ve Yelkova'nı sırasıyla hareket ettiren kişiler şunları söylemiş. Yelkovan'ı 30 dakika sola çevirdim. Hemen Yelkovan, bakın, uzun olan. 30 dakika geriye çevirdim. Yelkovan nereye geldi? Bakın, buraya geldi. Şimdi birbirini etkilemediği için dolayısıyla bu hala burada kaldı. Bakın, 7'de kaldı. Dolayısıyla bu uzun olandı, bu kısa olandı. Şimdi diğerine bakıyorum. Akreple Yelkovan'ın yerlerini değiştirdim. Dolayısıyla bu uzun olan oldu, bu kısa kaldı. Buna göre baktığımızda saat 6:35'i gösteriyor şu an. Biraz önce 7:30'du ama yer değiştirince 6:35 oldu. Yelkovan'ı sağa doğru 15 dakika ilerlettim. Artık Yelkovan buydu, bakın, yer değiştirdikten sonra. 15 dakika ilerletiyorum. 5, 10, 15 dakika. Artık Yelkovan'ımız nereye geldi? Buraya geldi. Akrebimiz nerede? Altının üzerinde. Saat kaç oldu? 6:50 oldu. Evet, böyle bir soru. Ama birbirine etkileseydi iş değişirdi. Burası bu sorunun anahtar kısmı. Evet sevgili arkadaşlar, çözümümüzün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Merhabalar, ben sosyal bilgiler öğretmeni Meryem Aksan. Bu haftaki deneme cevaplarını birlikte bakacağız. Soru 1. Fransız İhtilali ile hak, eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi gibi kavramlar önem kazanmıştır. Demokrasi kavramının önem kazanması ile dünyada demokratik rejimler önem kazanırken monarşik rejimler güç kaybetmeye başlamıştır.
Pek çok ülkede monarşi yıkılırken demokratik rejimler kurulmuştur. Özgürlük kavramının önem kazanması ise milliyetçilik akımının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti Avrupa'da ortaya çıkan bu ihtilalden etkilenmiştir. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyetin ilanı gibi demokratikleşme çabalarının yapılması ve ülke içindeki azınlık grupların ayaklanmaları buna kanıt olarak gösterilebilir. Buna göre Fransız ihtilalinin Osmanlı'ya etkileriyle ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Ülke dışında yaşanan gelişmeler ülke içi sorunlara neden olmuştur. Evet, Osmanlı Devleti Avrupa'da ortaya çıkan bu ihtilalden etkilenmesi bu şekilde bağlantılıdır alabiliriz. Çok uluslu yapısından dolayı milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Evet, Osmanlı'da çok uluslu yapı vardır. 3. Hem olumlu hem olumsuz gelişmelere zemin hazırlamıştır. Demokratikleşme çabaları olumlu, azınlık gruplarının ayaklanması ise olumsuz gelişmelere zemin hazırlamıştır. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. D şıkkı. Soru 2. İngiltere'de başlayan sanayi devrimi zamanla Avrupa'ya yayılmıştır. Sanayileşen ülkeler daha fazla ham madde, daha fazla enerji kaynağı elde etmek, daha fazla pazar alanı oluşturabilmek için sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırdılar. Bu doğrultuda sanayileşmemiş pek çok ülke sanayileşen Avrupalı devletlerin sömürgesi haline gelmeye başladı. Aynı şekilde Osmanlı Devleti'nin de pek çok toprağı Avrupalı devletler tarafından sömürge haline getirildi. Bu bilgilere göre sanayi devriminin etkileriyle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisine ulaşılamaz? A. Yayılmacı faaliyetlere zemin hazırlamıştır. Evet, sömürgeci faaliyetlerin olması yayılmacı faaliyetlere de zemin hazırlar. B. Azınlık isyanlarına ortam hazırlamıştır. Bununla alakalı bir bilgiye ulaşamayız. Zamanla pek çok ülkeye yayılmıştır. İngiltere'de başlayıp Avrupa'ya yayılması C şıkkını gösterir. D. Osmanlı Devleti'ne de etki etmiştir. Osmanlı Devleti'ne pek çok toprağı Avrupalı devletler tarafından sömürge haline getirilmesi Osmanlı'yı da etkilediğini gösterir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Soru 3. Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği Selanik şehrinde Türk, Rum, Bulgar gibi farklı milletlerden ve Müslüman, Yahudi, Hristiyan gibi farklı dinlerden insanlar bir arada yaşıyordu. Basın yayın faaliyetlerinin geliştiği şehirde batıdan gelen gazete ve dergilere ulaşabilmek oldukça kolaydı. Aynı zamanda işlek bir limana sahip olan şehirde ticari faaliyetler de yaygındı. Metinde verilen bilgilere göre Selanik şehri ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, kozmopolit bir yapıya sahiptir. Evet, Türk, Rum, Bulgarların bir arada yaşaması, farklı dinlerden insanların bir araya gelmesi, basın yayın faaliyetlerinin, batıdan gelen gazetelerin, dergilerin olması kozmopolit yapıya ulaştığını gösterir. 2. İktisadi yapısı gelişmeye uygundur. Evet, iktisadi yapısının gelişmeye uygun olması, liman şehri olması, ticari faaliyetlerinin olması, iktisadi zaten ekonomisinin gelişmiş olduğunu gösterir. Bunu da alırız. 3. Osmanlı'nın en gelişmiş şehri konumundadır. Bununla alakalı herhangi bir şeye ulaşamıyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. B şıkkı. Soru 4. Haritada yer alan bilgilere göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin konumundan bahsetmiş harita. Osmanlı Devleti Balkanlardaki varlığını devam ettirmiştir. Evet, Bulgaristan'la sınırının olduğunu görüyoruz. O yüzden 1'i aldım. 2. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile kara bağlantısı kesilmiştir. Evet, sadece deniz bağlantısı vardır. 2'yi de aldık. 3. Avrupalı devletlerden emperyalist politika izleyenler olmuştur. Evet, İtalya'nın Trablusgarp'a, Bingazi'ye, Derne, Tobruk'a geçtiğini görüyoruz. Emperyalizm sömürgecilik demektir. 3'ü de alıyoruz. 4. İtalya Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarına saldırmıştır. Bununla alakalı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. C şıkkı.
Soru 5. Fransa'nın Pikardi şehrinde düzenlenen Pikardi manevralarının askeri havacılık tatbikatları gerçekleştirilmiş. Mustafa Kemal de bu tatbikatlara Osmanlı Devleti adına gözlemci olarak katılmıştır. Mustafa Kemal bu görevinden edindiği tecrübelerle uçaklar yakın gelecekte savaşlarda çok önemli rol oynayacak demiştir. Nitekim kısa bir süre sonra meydana gelen Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar çok aktif olarak kullanılmıştır. Bu metinde Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğine vurgu yapılmıştır? A. İleri görüşlülük, B. Demokratiklik, C. İnkılapçı, D. Lider. A şıkkı olacak, önemli rol oynayacaktır diyerek ileri görüşlü olduğunu belirtmektedir. Cevabımız A şıkkı olacak. Soru 6. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti ilk olarak tarafsızlığını ilan etti. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını duyuran Osmanlı Devleti, aynı zamanda boğazları ulaşıma kapatıldığını da tüm dünyaya duyurdu. Seferberlik ilan edilmesi de olası savaş tehlikesine karşı alınan önlemler arasındaydı. Bu bilgilere göre Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangisine ulaşılamaz diyor. A. Savaşa girme ihtimaline yönelik hazırlıklar yapılmıştır. Evet, kapitülasyonları kaldırması, boğazları ulaşıma kapatması. B şıkkı savaşa sonradan Almanya'nın yanında dahil olmuştur. Bununla alakalı herhangi bir bilgi yer almamaktadır. C şıkkı savaş başladıktan sonra çeşitli önlemler almıştır. Evet, kapitülasyonları kaldırması, seferberlik ilan etmesi. D şıkkı savaş başladığında savaşın dışında kalmıştır. Zaten Osmanlı Devleti ilk olarak tarafsızlığını ilan etti diye ilk cümlede belirtiyor. Cevabımız B şıkkı olacak. Bununla alakalı herhangi bir bilgi yoktur. Soru 7. Irak Basra cephesinin olduğu bir bilgi verilmiş. Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor soru. Bu cephenin açılmasında İngiltere'nin Osmanlı'ya ait olan petrol bölgelerini ele geçirmek istemesi etkili olmuştur. Bölgede görevli olan Halil Kutpaşa, Kutülamare'de adı verilen bölgede düşmana karşı başarılı bir direniş göstermiştir. Bağdat'ı da içine alan önemli petrol bölgelerimiz kaybedildiği için cephe başarısızlıkla kapanmak zorunda kalmıştır. A şıkkı Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmıştır. Hayır, bununla alakalı herhangi bir bilgi yer almıyor. B şıkkı cephe içerisinde yer yer başarılı mücadeleler verilmiştir. Evet, Kutülamare'de düşmana karşı başarılı bir direnç gösterilmesi. C şıkkı cephenin açılmasında ekonomik nedenler etkili olmuştur. Evet, petrol bölgelerini ele geçirmek isteme. D şıkkı Osmanlı Devleti'nin sınırlarında değişiklik meydana gelmiştir. Evet, Bağdat'ı içine alan önemli petrol bölgeleri kaybedilmiştir. Buna da ulaşabiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 8. Osmanlı Devleti Kafkas bölgesinde Ruslarla ve Rusların kışkırtmaları ile Osmanlı'ya karşı ayaklanan azınlık konumundaki Ermeni çeteleri ile mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti bu duruma karşı sevk ve iskan tehcir kanununu çıkararak bu kanun kapsamında bölgede sorun çıkaran Ermenileri zorunlu olarak güney bölgelere güvenli bir şekilde göç ettirmiştir. Bu şekilde sorun çıkaran Ermenileri bulundukları bölgeden uzaklaştırarak soruna çözüm bulmayı amaçlamıştır. Verilen bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Rusya'nın bölgeden çekilmesiyle cephe kapanmıştır. Bununla alakalı yukarıda hiçbir bilgi yoktur. Sevk ve iskan kanunu iç güvenlik nedeniyle çıkarılmıştır. Evet, bölgede sorun çıkaranlar güvenli bir şekilde göç ettirilmiştir diye belirtiyor. İkiye alırız. 3. Yaşanan sorunlar hukuk devleti anlayışıyla çözülmek istenmiştir. Evet, kanun olması, tehcir kanununun olması hukuk devleti anlayışının olduğunu gösterir. Cevabımız 2 ve 3 olacak. C şıkkı. Soru 9. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler
gösteren bir harita verilmiş. Haritada yer alan bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Bazı cepheler Osmanlı Devleti'nin taarruzu sonucunda açılmıştır. Evet, Kanal ve Kafkas cepheleri, bu bilgiye ulaşabiliriz. Müttefik cepheleri sınırlarımız dışında yer almıştır. Evet, Galiçe, Romanya, Makedonya cepheleridir. Meydana gelen savaş farklı kıtalara yayılmıştır. Evet, görüyoruz kıtaları. D şıkkı Osmanlı Devleti Almanya ile aynı tarafta yer almıştır. Bununla alakalı hiçbir bilgiye yer verilmemiştir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 10. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleriyle yapacakları işgallere hukuki bir dayanak oluşturmaya çalışmışlardır diyen bir kişi bu düşüncesine Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerinden hangisini kanıt olarak gösterebilir? Bu bilgi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesinin olduğunu gösteriyor. A. İtilaf devletlerinin güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir bölgeyi işgal edebilecek olması Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini gösterir. Bu durumda işgalleri hukuki zemin hazırlamak, hukuki dayanak oluşturmak diyebiliriz. Cevap. Arkadaşlar merhaba, ben Gündem Yıldız Ünlü. Bu hafta LGS İSEM yayınları İngilizce bölümüyle birlikteyiz. Birinci soruya bakalım. Read the conversation and answer the question. Diyaloğu oku ve soruyu cevapla. Barney, Linda, Jamie, Mike ve Ben arasında geçen bir diyalog var. Bakalım neymiş? Barney demiş ki, Hello friends, there is a rock music concert tomorrow evening in the city center. Yarın akşam şehir merkezinde rock konseri var. Ben oraya gitmek istiyorum diyor. I want to go there and have fun. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? Linda diyor ki, You know I love rock music. Biliyorsun rock müziği seviyorum. But I must attend my best friend's wedding ceremony. Fakat arkadaşımın evlenme törenine katılmam lazım diyor. Have fun, iyi eğlenceler. Jamie, what time? Kaçta? I have an online meeting at 7 p.m. I can't make it. Diyor ki arkadaşlar, online toplantım var 7'de. Yapamam diyor. Yani gelemem diyor. Mike ise, I have nothing else to do. Why not? Yapacak başka bir işim yok. Neden olmasın diyor. Ben de diyor ki, rock music. I don't think I can't come. I hate it. Geleceğimi sanmıyorum, nefret ediyorum diyor. Peki, according to the conversation, who is going to be with Barney tomorrow evening? Kim? Sohbete göre kim Barney ile yarın gidecek? Kim gidecek arkadaşlar? Olumlu cevap veren tek kişi olan Mike. Ne demişti? Yapacak başka bir işim yok. Neden olmasın? İkinci soruya geçelim. Read the responses and answer the questions. Cevapları oku ve soruyu cevapla. Öncelikle sorunun köküne bakalım arkadaşlar. Bizden ne istemiş? Which of the following invitations is not related to the responses above? Aşağıdaki davetlerden hangisi yukarıdaki cevaplarla ilgili değildir? Önce yukarıdakileri okuyalım. Slumber parties are the best. Pijama partisi en iyisidir. I'll to totally be with you. Ben kesinlikle seninle olacağım diyor. Olacağım. Olacağım anlamını veren ne hocam? I'll, değil mi? Will, ecek, acak anlamı veriyor bize. Sorry, but I have to study for the exam. It is really important. I want to hear your comments on that film later. Sınav için çalışmalıyım. Çalışmak zorundayım. Neden? Çünkü have to var, değil mi arkadaşlar? Sınav için çalışmak zorundayım diyor. Bu gerçekten önemli. Filmden sonra yorumlarını duymak istiyorum diyor. Üçüncüye geçelim. Good idea, iyi fikir. I think walking in the nature is a relaxing weekend activity. Doğada yürümenin rahatlatıcı bir hafta sonu aktivite olduğunu düşünüyorum diyor. Ve son olarak I love art so much, but I am not available. Sanatı çok severim ama uygun değilim. A'ya bakın arkadaşlar, ne demiş? What about going a beach holiday? B. Why don't we throw a sleepover party? Şöyle yukarıdakilerle eşleştirerek ilerleyelim.
Şimdi sleepover party ne demek arkadaşlar? Slumber party ise aynı anlamda. Yani pijama partisi. O zaman biz buna B diyebiliriz. C'ye bakalım. Would you like to see a horror movie tonight? Bu gece bir korku filmi izlemek ister misin diyor. Ona ne derim? Bununla eşleştirebilirim. Çünkü ne diyor? Filmime izlemeye gelen efendim senden filmlerin yorumlarını sonra alırım diyor. D'ye bakalım. Shall we go hiking on Saturday? Cumartesi doğa yürüyüşüne gidelim mi? Burada ne demişti? Doğa yürüyüşünün rahatlatıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum demişti. Peki arkadaşlar sanatla ilgili bir şey söyledik mi? Söylemedik. Bir de A'ya geri dönelim. What about going on a beach holiday? Ne demek istemiş? Bir plaj tatiline çıkmaya ne dersin diyor. Fakat bununla olmuyor. Doğru cevabımız yani dışarıda kalan seçeneğimiz A şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. Read the information and answer the question 3, 4. Bilgiyi oku ve üçüncü, dördüncü soruyu cevapla diyor. Ashley is a high school student. O Ashley bir lise öğrencisidir diyor. She has a busy life. Meşgul bir hayatı varmış. She is trying to be the best student in her class. Sınıfta en iyi öğrenci olmaya çalışıyor. Here is what she does during a day. İşte bir gün boyunca yaptığı şey. Neymiş arkadaşlar? Hemen bakalım. Getting up at 7 a.m. A.m. neydi arkadaşlar? A.m. bize sabah olduğunu bildiriyordu, değil mi? Sabah 7 olduğunu. Peki P.m. akşam yani öğleden sonra olduğunu belirtiyordu. Getting up at 7 a.m. sabah 7'de kalkmak. Going running at 15 past 7 a.m. 7:15'te koşmaya gitmek. Having a shower at it is quarter to 8 a.m. 7:45'te duş almak. Having breakfast at 8 a.m. 8'de kalkıp kahvaltı yapmak. Getting dressed at 15 past 8 A.M. giyinmek. Going to school on foot at it's half past 8 a.m. yürüyerek okula gitmek. Kaçta? 8:30'da. Sabah 8:30'da. Taking classes between it's quarter to 9 a.m. and 15 past 3 p.m. Yani diyor ki 8:45 ve 3:15 arasında derse girmek. Joining a foreign language club at it's half past 3 p.m. yabancı dil kulübüne katılmak. Going to be library to study at it's half past 4 p.m. kütüphaneye çalışmaya gitmek. Getting back home at 6 p.m. eve geri gelmek. Having dinner at it's half past 6. Akşam yemeği yemek. Getting some rest. Biraz dinlenmek. Reading a book. Kitap okumak. Going to bed at 10 p.m. 10'da yatağa gitmek. Bütün gününü saat saat anlatmışlar. According to the information, which of the following is true? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. She has breakfast at the school canteen. Okul kantininden kahvaltı yapıyor. Doğru mu arkadaşlar? Hayır, böyle bir şey söylemedim. C'ye bakalım arkadaşlar. She takes the school bus to go to the school. Okula gitmek için okul servisine biniyor. Biniyor mu? Hayır. Yürüyerek gittiğini belirtmişti. D. She likes eating outside after she studies at the library. Kütüphanede çalıştıktan sonra dışarıda yemek yemeyi seviyor. Kütüphaneden sonra gitmiyordu. Ve son olarak B'ye geri dönelim. She reads a book before she sleeps. Uyumadan önce kitap okuyor. Evet arkadaşlar. Saat akşam 10'dan önce uyumadan önce kitap okuduğunu belirtmişti. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim dördüncü sorumuza. Which of the following shows what Ashley does right after she has breakfast?
Aşağıdakilerden hangisi Ashley'in kahvaltıdan sonra ne yaptığını gösterir? Kahvaltıdan sonra ne yapmıştı arkadaşlar? Getting dressed. Pardon. C şıkkı. Beşteyiz. A company is looking for a person to work together. Bir şirket beraber çalışmak için birini arıyor. Here are the personal qualities he she should have. İşte sahip olması gereken kişisel nitelikler. He ya da she, birini söyleyelim. He should support everyone in trouble. Sıkıntıda olan herkesi desteklemeli. He should share belongings, eşyalarını paylaşmalı. He should have a good relationship with the coworkers. İş arkadaşlarıyla iletişimi iyi olmalı. Coworkers arkadaşlar, iş arkadaşları demek. He should tell the truth all the time. Her zaman doğruyu söylemeli. He should change his mind easily. Fikrini kolayca değiştirmeli diyor. According to the information above, who can get this job? Yukarıdaki bilgiye göre kim işi aldı? Hemen bakalım. A. Alex. Hello, I am Alex. I'm helpful and generous all the time. Ben Alex. Her zaman cömert ve yardımseverim. I'm sometimes stubborn, but I usually get on well with everyone. Bazen inatçıyım, fakat genelde herkesle iyi geçinirim diyor. B. Kaylee. Hi, I'm Kaylee. I am a supportive person. I love sharing. I am an easygoing person. I also never tell lies. Destekleyici biriyim, paylaşmayı severim. Ben rahat bir insanım, asla yalan da söylemem diyor. C'ye bakalım. Mike, hello, I am Mike. I am not an outgoing person. I love being alone and I don't like helping the others. Dışa dönük biri değilim. Yalnız kalmayı seviyorum. Diğerlerine yardım etmeyi sevmem diyor. Bruno, I'm Bruno. I always back my friends up. I'm an honest person. I sometimes argue with my friends. Her zaman arkadaşlarımı desteklerim. Dürüst bir insanım. Bazen arkadaşlarımla tartışırım. Ne demişti? Kim bu işi alır demişti yukarıdaki verilen niteliklere göre. Neydi arkadaşlar? Alex olmadı. Neden? İnatçı olduğunu söylemişti. Mike dışa dönük olmadığını, yalnız kalmayı, yardım etmeyi sevmediğini söylemişti. Bruno da arkadaşlarıyla tartıştığından bahsetmişti. Geriye sadece Kaylee kaldı. Doğru cevabımız B şıkkı. Read invitation card and answer the questions 6-7. Davet kartını oku. 6 ve 7. soruları cevapla. Let's have fun. Hadi eğlenelim. We are organizing a new year party. Yeni yıl partisi düzenliyoruz. On December 31. Aralık 31'de. At the school garden. Neredeymiş? Okul bahçesinde. Between 8 p.m. and 1 a.m. Akşam 8'den diğer gün 1'e kadar diyor. 8 ve 1 arası. Don't forget you can invite your friends. Unutma, arkadaşlarını davet edebilirsin diyor. According to the invitation card above, we have no idea about the demiş. Yukarıdaki davet kartına göre aşağıdakilerden şunlardan arkadaşlar hangisiyle ilgili bilgi yoktur diyor. Bilgimiz yoktur. Zaman var mı? Var. Yer var mı? Var. Date var mı? Tarihimiz de var. Peki arkadaşlar fee yani ücret. Ücretle ilgili bir şey söylemiş mi? Hayır. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim 7. soruya. Which of the following shows the event mentioned on the invitation card? Aşağıdakilerden hangisi adı geçen davetin kartını gösteriyor? Neydi arkadaşlar temamız? Yılbaşı gecesiydi. Doğru cevabımız D şıkkı. Sekize bakalım. Read the conversation and answer the question. Sohbeti oku ve soruyu cevapla. Adam, Harry, Gail, Kate ve Gina arasında. What's up? Ne haber? Would you like to join a camp this summer? Bu yaz kampa katılmak ister misin diyor.
We can do a lot of fun activities together. Eğlenceli bir sürü aktivite birlikte yapabiliriz diyor. Harry, oh I love camping, kampı seviyorum. Where is it going to be? Nereye gidilecek? I prefer camping by seaside. Deniz kenarında kamp yapmayı tercih ederim. Gail, I prefer staying in a hotel to a tent. Diyor ki arkadaşlar, çadırda kalmaktansa otelde kalmayı tercih ederim. I think tents are not comfortable. Bence çadırlar rahat değil. Kate, why not? Neden olmasın? I have nothing else to do. Yapacak başka bir işim yok diyor. I am in. Ben varım. Send me the details as soon as possible. Bir an önce detayları bana gönder. As soon as possible arkadaşlar. Bir an önce demek. Hatta kısaltılmışı ASAP'tir. Böyle de görebilirsiniz. Gina, I think I can't make it. Sanırım bunu yapamam. I will be abroad with my parents this summer. Bu yaz ailem ile yurt dışında olacağım. I'm not sure when we will be back. Ne zaman geri döneceğimizden emin değilim diyor. According to the conversation, who wants to be with Adam this summer? Sohbete göre kim bu yaz Adam ile olmayı istiyor? Kim istiyordu arkadaşlar? Harry ve Kate değil mi? Kampı sevdiğini, nerede olacağını, deniz kenarında olmak istediğini tercih ettiğini söylemişti. Kate de yapacak daha iyi bir işinin olmadığını, detayları göndermesini söylemişti. Ne zaman? As soon as possible, bir an önce. Doğru cevabımız D şıkkı. A survey was conducted among 100 teenagers. 100 öğrenci arasında bir anket yapıldı. It was about their hobbies. Here are the results. Onların hobileriyle ilgiliydi. Sonuçlar burada diyor. Neymiş bunlar arkadaşlar? İnternette surf yapmak. Surfing the net. Doing sports. Spor yapmak. Reading books. Kitap okumak. Watch movies or series. Dizi ya da film izlemek diyor. According to the information above, which of the following is wrong? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? B'den başlayalım. The least favorite activity among them is reading a book. Aralarında en az sevilen aktivite kitap okumaktır. Hemen bakalım. %10. Evet, doğru. Bize yanlış olan gerekiyor değil mi arkadaşlar? Wrong. C. Only 20% of them want to watch films or series in their free time. Boş zamanlarında film veya dizi izlemek isteyenlerin oranı sadece %20. Bu da doğru. Surfing the net is the best activity for the most of them. Çoğu kişi için internette gezinmek en iyi aktivitedir. Büyük bir oran arkadaşlar. Bu da doğru. A'ya geri dönelim. Most of them prefer doing sports to surfing the net. Çoğu spor yapmayı internette sörfe tercih ediyor. Ediyor mu arkadaşlar? Spor yapmaya bakalım. %25. İnternet ise %45. Doğru değil arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Onuncu soruya bakalım. Read the text and answer the question. Metni oku ve soruyu cevapla. Hello, I am Jamie. I live in the city center. Şehir merkezinde yaşıyorum diyor. I always make up early. Her zaman erken uyanırım. I have a quick breakfast and do some sports. Hızlı bir kahvaltı yapar ve biraz spor yaparım. I like being healthy. Sağlıklı olmayı seviyorum. I have a dog and I walk him every morning. Bir köpeğim var ve her sabah onu yürüyüşe çıkarırım. I enjoy spending time with my pets. Evcil hayvanımla zaman geçirmekten keyif alıyorum diyor. I go to work at 9 a.m. 9'da işe gidiyorum. After work, işten sonra I usually meet my friends at a cafe and chit chat. Genelde arkadaşlarımla kafede buluşup sohbet ediyoruz. I usually have dinner outside. Genelde akşam yemeğini dışarıda yerim. When I come back home, eve döndüğümde I prefer reading a book
or watching a movie. Kitap okumayı ya da bir film izlemeyi tercih ederim. I have some snacks while watching a movie. Film izlerken biraz atıştırırım diyor. I go to bed early. Erkenden yatağa giderim. According to the text, which of the following does not have an answer? Metne göre aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? What does Jamie do after work? Jamie işten sonra ne yapıyor? Ayrıntısıyla anlatmıştı. Cevabımız A olamaz. What time does Jamie wake up? Jamie saat kaçta uyanıyor? Buna geri dönelim. What does Jamie prefer doing after he gets back home? Jamie geri döndükten sonra ne yapmayı tercih ediyor? Bununla da ilgili bilgi vermişti. Bunun cevabını da bulabiliriz. What does Jamie do in the mornings? Jamie sabah ne yapar? Onu da anlatmıştı. Peki arkadaşlar, what time does Jamie wake up? Jamie saat kaçta uyanıyor demişti. Fakat bize onunla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermedi. I always wake up early. Erken uyandığını belirtmişti sadece. Fakat bir saat vermemişti. Doğru cevabımız B şıkkı. Bu haftanın da sonuna geldik arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.